Tek adam nerelerde var? Bakın o örnekleri vereyim size. Tek adam nerede var? Bugün Suriye'de var. Tek adam nerede var? Saddam'ın Irak'ında vardı. Tek adam nerede vardı? Kaddafi'nin Libya'sında vardı. Nerede vardı? Biraz daha geriye gidersek Çavuşesku'nun Romanya'sında vardı. Yapılacak değişiklikle makara tersine sarılıyor. Türkiye onlara benziyor. Suriye Anayasası'yla bizim yaptığımız değişikliğe örnek vereceğim. Suriye Anayasası. Cumhurbaşkanı ve Başbakan halk adına yürütme yetkisini kullanır diyor. Bizim anayasa yapılmak istenen değişiklik, öngörülen değişiklik. Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır. Başbakanlığı kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları atar, görevlerinden uzaklaştırır. Yeni model. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları atar ve görevlerine son verir. Suriye Anayasası'yla bizim yapmak istediğimiz anayasa aynı. Suriye'de demokrasi yok diye şikayet ediyoruz. Suriye'de demokrasi yok diye pek çok unsurları götürdük oraya, terör estirdik. Kanlar aktı, gözyaşı aktı, bir sürü şey oldu. Hala oluyor, acısını hala çekiyoruz. 4 milyon Suriyeli var. Şimdi Suriye Anayasası'nı kopyalıyoruz, kendi ülkemize getiriyoruz. Neden? Suriye Anayasası'nın spesifik olarak kopyalandığını mı düşünüyorsunuz? Evet, okuyorum. Niye Türkiye Suriye Anayasası'nı alsın ki efendim? Ben de onu soruyorum zaten. Vatandaşa da onu soruyorum. Suriye gibi olmak istemiyorsan Suriye Anayasası'nı reddet diyorum. Ben de onu söylüyorum zaten. Başka bir şey söylemiyorum ki. Okuyorum yine. Cumhurbaşkanı sebepleri açıklayan bir kararla Halk Meclisi'ni feshedebilir. Ama önemli bir ayrıntı var burada. Sebepleri açıklanan bir kararla Halk Meclisi'ni feshedebilir. Geliyorum bizimkine. Cumhurbaşkanı hiçbir sebep göstermeden seçim kararı alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshedebilir. Sorun Cumhurbaşkanı'nın seçime gidip gitmemesinin ötesinde sorun şu. Bir kişinin 80 milyonun seçtiği, getirdiği parlamentoyu kendi iradesiyle ve hiçbir gerekçe göstermeden feshedip etmemesidir. Sorun bir demokrasi sorunudur. Bu hak ancak ve ancak bizim bugün yürürlükte olan anayasaya göre seçimden sonra 45 gün içinde hükümet kurulamazsa Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın görüşünü alarak, olurunu alarak meclisi feshedip erken seçime götürebiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın görüşünü alarak. Evet. Şimdi ne görüşünü istiyor ne de başka bir şey istiyor. Ben bir sabah kalktım, meclisi feshediyorum. Buyurun beyler hep beraber erken seçime gidelim. Doğru değil bu. Esad'ın anayasasıyla hiçbir farkı yok. Esad'ın anayasası biraz daha iyi. Çünkü Cumhurbaşkanı gerekçeleri halka anlatmak zorunda. Şunun için ben meclisi feshediyorum, erken seçime götürüyorum diye. Bizimkinde, yeni gelecek olan da hiçbir gerekçe göstermiyor. Esad'ın anayasasından daha mı geride buluyorsunuz? Daha geride. Statü olarak. Evet, daha geriden. Bütün vatandaşlarıma soruyorum. Bütün vatandaşlarıma. Esad'ın anayasası 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışıyor mu, yakışmıyor mu? Yakışıyor mu, yakışmıyor mu? Esad'ın anayasasını örnek almak, ne zamandan beri demokrasiyi örnek almak, demokrasiyi bir ülkeyi kıyaslayarak kendi ülkemizde demokrasiyi geliştirmek olarak göreceğiz. Herkesin oturup düşünmesi lazım. Herkesin. Bakın bunun partilerle ilgisi yok. Şahıslarla ilgisi yok. Yarın A olur, öbür gün B olur. Ama biz ülkemizde demokrasiyi savunmak zorundayız. Halkın iradesini savunmak zorundayız. Halkın iradesinin yani milli iradenin üstünde bir başka gücü tanımlayamayız. Yanlıştır bu. Şimdi bize diyorlar ki Esad'ın anayasasını alacağız. Freni olmayan bir otobüse sadece evlatlarımızı değil 80 milyonu bindireceğiz. Hangi vicdan kabul eder bunu? Sayın Kılıçdaroğlu.